biliyorsunuz Türk lirası şu anda en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun demişti Nurettin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı. Şimdi bu öyle bir cümle ki, ama her gün bunun gibi acayip cümleler duyuyoruz. Bu cümleler, yükü ağır cümleler bunlar. O yüzden ciddi tartışmalar yaratıyor. Ankara'da sadece muhalefet açısından filan değil. Yani bana kalırsa hükümet açısından bile bir yandan Nebati'ye galiba çare aranıyor. Nebati'ye ayrıca yeni bir çözüm bulsun gidişata, enflasyona, zamlara diye çare arayanlar da var. Yani o kullansın, bir çare bulunsun da uygulasın ve sonuç alınsın diye çare arayanlar da var. Yani her türlü Nebati'ye çare aranıyor. Türk lirası şu anda en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok. Yani vatandaş rahat olsun. Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle bir rezalet, böyle bir cıvıklık görmedi. Böyle laubali bir yönetim anlayışına hiç rast gelmedi. Yazıklar olsun. Matematiği galiba iyi değil. En düşük seviyede diyor. Ya hele o seviyenin de altına inecek. Görmüyor mu bu kişi Allah aşkına ya? Böyle bir durumda bir bakanın çıkıp bu ifadelerini kullanmasını anlamak mümkün değil. Bu acziyetin ifadesi ya. Siyasette gündem Nurettin Nebati'nin Türk lirasının dolar karşısındaki değeri için kurduğu cümleler, en zayıf durumda olduğunun kabulü. Tepkiler dinmiyor. KKM yatırımcı niye çıksın? En kötü ihtimalle dövizi sabit, devam edecek. Hazineye olan etkisini söylüyorlar. Etkisi çok düşük. Niye çok düşük? Dolar kuru, bunlar bekliyorlar 20-25 lira olacak, 30 lira olacak, şimdi bilerek yayıyorlar. Niye olsun? Türk lirası şu anda en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok. Yani vatandaş rahat olsun. Ekonomiden, hayattan bu kadar korkun. Bir kişiye hiç düşünemiyorum. Ya bunlar gerçekten devleti yönetemiyorlar. Savrulmuş vaziyetteler. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Kim bu en dibe getirdi Türk lirasını? Ekonomi bir orta oyunu değil. Siz de meddah değilsiniz. Kendinize gelin ya. Konuştukça dökülüyorlar. Gözlerine bakınca da ışıltılar artık sönüyor. Muhalefet açıklamalar kabul edilemez. Hazine ve Maliye Bakanı Türk lirası için böyle bir cümle kuramaz dedi. Öfke büyüktü Bakan Nebati'ye. Türk lirasının değer kaybetmesinin sorumlusu iktidar, sesi yükseldi. Ekonomi yönetiminin içine düştüğü gaflet Türk lirasını değersizleştirerek itibarımızı beş paralık ediyor. Kim kimi affedecek? Cumhurbaşkanı sıfatıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı mı Hazine ve Maliye Bakanı'nı affedecek, güle güle diyecek? Yoksa en tepedeki o faiz enflasyon tezini ortaya sunmuş olan ve ekonomiyi bu hale getirmiş olan kişiyi halk mı affedecek de artık seni oradan alıyoruz diyecek? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. En az Türk lirası çıkışı kadar ses getiren bir başka açıklamasının da yankısı dinmiyor Nurettin Nebati'nin. Yabancı yatırımcılara Türkiye'ye yatırım yapmaları için söylediği "bürokrasiyi al aşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanı var" sözü. Hep beraber kavga edelim. Bürokrasiyi al aşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var, rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz. Neresinden bakarsanız bakın, içinde yaşadığımız bu ucube sistemin, ucubeliğinin bundan daha net bir ifadesi ve tarifi olamaz.